Evet sevgili izleyiciler, bir İslam ve Hayat programında daha sizlerle birlikteyiz ve beraberim de iki güzel insanla, iki güzel hocamızla beraber AKÜ İslam İlimler Fakültesi'nin hazırlamış olduğu programımızı icra edeceğiz inşallah. Öncelikle hocalarımı tanıtmak istiyorum ve onlara hoş geldiniz demek Hoş bulduk. istiyorum. Doktor Enes Taş hocamız, AKÜ İslam İlimler Fakültesi öğretim görevlisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Doktor Orhan Musahanoğlu hocamız, Azerbaycan'dan aramıza katılan ve uzun yıllardır Türkiye'de bizlerle birlikte olan ve Afyonumuza hizmet eden hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bugün kıymetli izleyiciler, sizlerle İslam ve ahlak konusunu enine boyuna konuşmaya çalışacağız hocalarımızla birlikte. Ahlak kendisi üzerine çok fazlaca konuşulan konulardan bir tanesi. Pek çok farklı açılardan ahlak konusunu ele almaya çalışıyoruz. İşte İslam'ın üç temel alanı var. İman, ibadet ve ahlak diyoruz. İnanma temelinde, ibadet etme temelinde ve ahlaklı olma temelinde bir Müslüman yaşantısı üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada biz bugün biraz daha konuyu hem bir felsefe bölümü hocamız olan Enes hocamızla hem de tasavvuf bölümü hocamız olan Orhan hocamızla beraber biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele almak istiyoruz. Öncelikle ben sözü hemen Enes hocama bırakacağım ama şöyle bir giriş yapmak istiyorum ayrıca konuya. İnsan yaratıldığı andan itibaren hocam evrende bir ahlaklılık ya da bir ahlaki tabiat var. Yani aslında yaratılışında bir ahlakı var Evet. ve insanın olduğu her yerde de mutlaka bir ahlak çerçevesinden söz etmek gerekiyor. Bu noktada bize şöyle bir ahlak konusunun altyapısını nazariyat kısmında şöyle bir çerçeve çizebilirseniz çok sevinirim. Olur. Sohbetimiz de bu şekilde başlamış olsun. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Buyurun İnşallah, hocam. inşallah. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok isabetli bir şekilde aslında güzel bir yerden başladık sorunuz. İnsanın olduğu yerde ahlak söz konusu oluyor. Çünkü ahlak sahası yani kelimenin etimolojik anlamlarını genelde biz ahlak kitaplarının hemen başında ilk onunla başlarız meseleyi ele almaya. Yani ahlak kavramını yaratılış olarak adlandırıyoruz. Fakat burada programımızın İslam ve hayat dediğimiz hayat aslında insanların içinde olduğu, insanların yaşadığı bir hayatı söz konusu ediyoruz. Ve ahlak da tam insanla birlikte karşımıza çıkıyor. Yani ahlak sahası insan olmanın başladığı yerde ahlakta başlıyor. Hayvanlar için, diğer canlılar için ahlaktan söz etmiyoruz. Bu insanın olduğu yerde ahlak, yine başlangıçta sizin çok güzel temas ettiğiniz gibi 3 nokta iman, ibadet, ahlak. Belki 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük kriz de ahlak noktasında. Çünkü iman, ibadet konularını biz İslam halkası içerisinde belki değerlendiriyoruz ve iman etmeyenler, edenler diye insanları ayırt edebiliriz. Evet. Ama ahlaklı olmayanlar ve olanlar diye ayırma şansımız yok. İnsanların hepsi ahlaktan Ayırıyoruz ama çok teknik olmuyor. mükellef. Sadece Evet. söylemde kalıyor. Yani söylemde yani ahlaksız davranışlarda bulunanlar diyoruz. Fakat her ne kadar iman da insanlığın tamamını kendisine muhatap olarak alsa da ahlak dediğimiz saha imandan bağımsız olarak aslında Evet. inancın da öncesinde yer alan ve yani bizim zaviyemizden, bizim tarafımızdan baktığımızda diğer dinlere mensup insanları biz inançsızlıkla, kendi dinimize onları inanmamakla itham edebiliriz. Ama ahlaksızlıkla itham edemeyiz. Ve insanların hiçbiri de birbirlerinden bağımsız olarak ben ahlaksızım diyemez. Herkes Demezler de zaten. demez yani. Evet. Herkes kendini, yani şunu diyebilirler. Mesela ben Müslümanların inandığına inanmıyorum. Ben Hristiyanların inandığına inanmıyorum. Ama ben Müslümanların ahlakına karşıyım. Ben Hristiyanların ahlak biraz daha nötr. Yani dinden bağımsız olarak bütün din mensuplarının üzerinde ittifak ettiği. Yani Müslümanlarda işte yalan söylemek çirkin bir şey ama Hristiyanlarda iyi bir şey diyemiyoruz.
Yani insanlığın ahlak şemsiyesi altında bütün insanlar bir araya geliyor ve asgari ahlak kuralları bütün insanlar için bağlayıcı bir hal alıyor. Yani hocam bütün dünya insanlığının muhatap olduğu bir ahlaki çerçeve içerisinde insanoğlu evet. bir varlık kazanmış durumda. Yani Allah Teala zaman içerisinde Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar pek çok peygamberle insanları uyarıp farklı din isimleriyle de anılsalar bile evet. ortak bir ahlak nazariyesi hepimizin bağlı kaldığı bir evet, genel çerçeve olarak ifade ediliyor. Yani. Yaratılış kısmıyla alakalı o ahlakın tanımlanması noktasına biraz daha vurgu yapsak orayı. Yaratılışta yapsak. Yani ahlakın tanımında yani kelime olarak hulk, mizaç, tabiat, fıtrat olarak adlandırılıyor. Kelime kökeni dilimizde Arapçadan kullanıyoruz biz ahlak kavramını. Bu hulk yaratılış da aslında Müslüman ilk dönemden itibaren Müslüman ahlakçılar bunu tanımlarken bu kavramı yani kişinin yaşamak üzere yaratıldığı fıtrat. Yani aslında ahlak olağan olan bir şey. Ahlakın dışına çıkmak olağan dışılık. O yüzden bunu mizaçla ve fıtratla yani yaratılışla insanın asli doğası, temel doğası yani insan doğal olarak yani bunu belki bazen o örneği veriyoruz derslerimizde de. Hocam örneğe geçmeden çok özür dilerim. Estağfurullah. Bekledim bitsin tabii. Diye sözünüz de şuna temas edelim bir kez daha vurgulayalım. Belki bu programın en önemli kazanımlarından birisi olabilir diye düşündüğüm için söyledim. Ahlaklı olmak insan olmanın üzerine lüks olarak tanımlanmış bir durum değil. Değil. Ahlaklı olmak insan olmanın gereği olarak varlığımızla birlikte bizim tabiatımızın aslı olan, ana unsuru olan kavram. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Yani ahlak insana sonradan eklenen bir şey değil. Değil. Aslında evet. insan olmakla birlikte beraberinde, insan olmanın beraberinde getirdiği bir vasıf diyebiliriz. Ya şöyle diyoruz yani ne kadar iyi bir insan, ne kadar ahlaklı bir insan. Ha tamam, ahlaklı olmak, iyi bir insan olmak güzel bir meziyet, güzel bir nitelik. Tabii ki övgüye de layık ama olması gereken bu. Bu. Biz aslında bazen o övgüyü ifade ederken şundan dolayı yapıyoruz. Yani özellikle içinde yaşadığımız çağda aksini çok fazla gördüğümüz için yani ahlaksız durumlarla ya da insanların ahlak noktasındaki zaaflarıyla çok karşılaşıldığı çok için güzel. İyi olan sanki bize yani çok daha ekstra bir durummuş gibi geliyor. Aslında olması gereken belki de işte başta söylediğimiz yani 21. yüzyıl insanlık için bir ahlak krizine dönüşmesinin bunda bir etkisi var. Yoksa tanım olarak dediğimiz gibi fıtrat doğal olarak var olan ve bu belki günümüzde bizim zorlandığımız noktalardan birisi de o. Yani iman ve ahlak bahislerinin aralarındaki ilişki sanki önce iman sonra ahlak ya da öncelik sonralık noktasında bazen tereddüte sevk ediyor bizi. Evet. Aslında ahlak insan olmanın eğer bir gereği ise elbette ki iman gibi fıtrat üzerine doğmak her doğan canlı fıtrat üzere doğar. Bu fıtrat üzere doğmak hem imanı hem ahlakı içinde barındırıyor. Yani aslında iman ve ahlak arasında bir öncelik sonralık ilişkisi yok. Aynı andalık söz konusu diyebiliriz. Evet, İkisi birliktedir. Evet. Birbirinden ayrılmaz. Ya bu aslında ahlakın tanımına dair belki en genel şema olarak söyleyebiliriz. İslam düşüncesinde bu ahlak konusunu zikretmek gerekirse şöyle söyleyebiliriz. İslam dünyasında ahlak ilmi girişte söylediğimiz gibi yani ahlak bütün insanlar için tekil bir yapıdır. Tek bir yapıdır. Fakat ahlakı ilmin konusu kılıp onu bir bilim dalı olarak yani ahlak ilmi olarak çalışmaya başladığımızda yani neyin doğru olduğu, neyin iyi olduğunu belirleyen disiplin halinde teşekkül etmesi İslam'ın işte Hicri 2. asra doğru veya tasavvuf zümresini dahil edersek daha erken tarihlerden itibaren başlayacak. Birazdan hocam değinecek ona mutlaka. Yani bu ahlak ilmi İslam düşüncesinde tek bir elden şekillenmiş bir ilim değil. Kelamcıların bir ahlak anlayışı, felsefi ahlak anlayışı,
Ve kelamcılarınkinin içerisine elbette sünnete ve Kur'an'a dayalı ahlak anlayışı diyebiliriz. Yani kelam ilminin ahlak sahasıyla ilgilendiği noktayı belirtmek adına. Felsefecilerin biraz daha İslam geleneğinden bağımsız olarak daha geriye giden, antik kökenlere kadar, Aristoteles'e, Platon'a, Sokrates'e kadar dönen bir ahlak nazariyesi inşası söz konusu. Burada üçüncü grupta tasavvuf zümresi ki bizatihi hocam mutlaka temas edecektir. Ahlakın yani İslam dünyasının gerçek ahlak düşünürleri olarak karşımıza çıkan tasavvufi ahlak, zühd ahlakı olarak karşımıza çıkıyor. Yani İslam düşüncesi içerisinde ahlak ilmi üç ayrı disipline konu olmuştur. Fakat bu üç disiplin arasında normalde tasavvuf ve felsefe arasında, kelam ve felsefe arasında zaman zaman tartışmalar olurken ahlak sahası onların genelde ittifak ettiği bir saha haline gelmiştir. Birleştirmiş. Birlikte evet, evet ortak fikir yürüttükleri ve ahlakın temellerini, kaynağını ya da en temel soru olarak yani insanlar ahlaki davranışları en kolay nasıl kazanabilirler sorusuna yönelik yürütülen akıl yürütmelerde birlikte hareket edilmiştir büyük oranda. Yani tekrar edecek olursak İslam düşüncesinde ahlak ilmi üç disiplin tarafından çalışılmış ve geliştirilmiştir ilmi olarak. Bunlar kelam, felsefe ve tasavvuf olarak karşımıza yani çıkıyor. Yani İslam düşüncesi içerisinde farklı perspektifler, farklı bakış açılarıyla ahlak evet. üzerinde bir evet. yoğunlaşma var. Ama önemli olan nokta şurası, ayrıştırıcı unsur değil, evet, birleştirici hiçbir. Unsur. Çünkü konuya girdiğimiz yere dönersek, insan ve ahlak, varoluş, yaratılış ve ahlak ve en basit söylemiyle söylemek gerekirse Rabbimizin bizi belli bir istikamet üzere yaratmasıyla alakalı olarak ahlakın ortaya çıkış şekli var. O zaman Orhan Hocam'a da hemen sözü verelim. Oradan da biz yine Orhan Hocam bize bu tasavvuf boyutundan ahlakın sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam az önce o ele alınma biçimini şöyle bir çerçeveyle ilk bölümde bir giriş yapsın bize. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Acizane davetleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Şimdi iki şeye vurgu yapıldı. Ahlak ve yaratılış uygunluğuna vurgu yapıldı. Hakikaten biz Arapçada kelime kökenine baktığımızda da halk ile hulk ikisi de aynı kökten geliyor. Yani yaratılışa da he, lam, kafla ifade ediyoruz. Ahlakı da he, lam, kafla ifade ediyoruz. Yani halk, hulk. Evet. Burada yani bu şeyi teyit etmek için söylüyorum. Bunun için bizim şimdi hocalarım siz teorik temellerini söylediniz. Peki bizim İslam düşüncesinde, İslam dünyasında bu hangi usullere göre uygulamaya konulduğuna baktığımızda burada biz Peygamber Efendimizin merkezi kişiliğini görüyoruz. Bunu yani sünnete dayalı ahlak anlayışı sünnete özellikle. Sünnete dayalı. Evet. Bilhassa da mesela Kur'an-ı Kerim'e başta olmak üzere bu Kur'an-ı Kerim'de sünnetin varlığını biz şöyle görüyoruz. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen büyük bir yaratılış ve ahlak üzeresin. Evet. Yani burada bize örnekliği Kur'an-ı Kerim bizatihi peygamber üzerinden koymuş oluyor. Yani hem maddi yaratılış özelliklerinde sen zirvesin, hem manevi ahlaki yaratılış özelliklerinde sen zirvesin diye Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak hitap ediyor. Biz de o Cenab-ı Hakk'ın peygambere olan hitabını kendimize örneklik olarak alıyoruz. Burada mesela uygulamaya baktığımız zaman Kur'an ve sünnet ahlaklı merkezli baktığımızda sünnetteki ahlakın temeli ise meşhur Cibril hadisi olarak bildiğimiz hadistir. Ki girişte Fatih Hocam ona iman, ibadet ve ahlak ayrımını yaptı. Burada mesela bunu biraz daha açacak olursak şöyle soruyor Cibril aleyhisselam insan suretinde Nebi-i Ekrem Efendimiz'e geliyor. İman nedir diye soruyor. Bu bizim kelam konusu kitaplarında incelenen konuları Allah'a iman, meleklerine iman diye açıklıyor. Sonra İslam nedir diye soruyor. Bu da fıkıh kitaplarında işte namaz, oruç, zekat, hac bunları sıralıyor.
Üçüncü şöyle bir soru soruyor. İşte temel nokta şurası, ihsan nedir diyor. O da diyor ki sen Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsansa Allah seni görüyor. Burada şunu öğrenmiş oluyoruz. Mutasavvıflar bilhassa bu üçüncü ilkeye tamamlayıcı ilke olarak baktılar. Yani bir insan imanının gereklerini yerine getirdiğinde bu üçüncü ilkeyi dikkate aldığında Allah'ı görüyormuşçasına iman etmiş oluyor. Dini vecibelerini, dini mükellefiyetlerini, dini vazifelerini yerine getirdiği zaman ise yine de namaz kılarken, oruç tutarken Allah'ı görüyormuşçasına fiil işlemiş oluyor. Bu bir nevi ilk başta bir sanki bir gözetçi gibi insanların aklına gelebilir. Yani illa birisi seni görmesi, gözetlemesi mi lazım? Bu ilk başta öyledir. Nasıl ki çocuk anne babanın gözetiminde bazı şeyleri yapıp sonra rüştüne erdiği zaman artık ahlaklı bir davranış yapıyorsa, dinde de bir kemal mertebesi var. İnsan belli bu düşünceyle amellerini işlediği zaman bir noktadan sonra artık ona bir meleke haline geliyor. Ondan zorlama olmaksızın hırsızlık, yalan konuşma veya bütün o ahlaki rezilletler uzak duruluyor ve bu kolaylıkla yerine getiriliyor. Evet. Ama ilk önce o aşamayı o ihsan boyutuyla sufilerin üzerinde durduğu, yani Allah'ı görüyormuşçasına yaparak o boyuta sahip oluyorlar. Hemen ben, bir şey buyurun hocam. Cümlenizi yine bölmemek adına, estağfurullah, kesmemek adına bekledim biraz. Gençlik yıllarından bir anı, hatırat aklıma geldi. Bir abimizi, bir aile dostumuzu aramıştım telefonda. Hı hı. Siz anlatırken az önce. Hani birbirimize deriz ya, ne yapıyorsun işte, yalnız mısın falan diye. Benim ağzımdan öyle bir yalnız mısın abi falan diye bir şey çıktı. Yok, yalnız değilim, Allah var dedi. Yani siz orada hani ihsanı açıklarken az önce onu ifade ettiğinizde benim aklıma bu örnek geldi. Çok yani, güzel bir örnek. Yalnız hocam. Mısın sorusunun karşılığında aslında hiçbir zaman yalnızım değil deyip geçiveriyoruz mesela gündelik hayatta, hepimiz, herkes için aynı şey geçerli. Ne yapıyorsun, yalnız mısın? Evet, yalnızım falan diyoruz. Orada benim hep şeydir bu yalnız mısın ile ilgili bir sohbet ortamlarda bir konu gündeme geldiğinde o telefon görüşmem gelir aklıma. Evet. Yalnız mısın diyorum, hayır Allah var deyince ben de hatta böyle birkaç saniye durakladığımı hatırlıyorum. Ne demek istiyor, bir mesaj vermiş aslında gibi. Hocam buyurun devam Şimdi edin. Şimdi çok güzel bir nokta anlattığınızı bir ahlak büyüklerinden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden anlatmak istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi Üftadi Hazretleri talebesi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini çok sevince diğer talebeleri ona kıskançlık ediyor. Yani niye sen bunu çok seviyorsun? O da böyle bir imtihan etme düşüncesi aklına geliyor. Diyor ki talebelerini topluyor, diyor ki onun üstünlüğünü göstermek için. Evet. Ama o hikaye sizin o söylediğiniz şeyi çok güzel açıklıyor. Diyor ki en sevdiğiniz diyor çiçeklerden bana diyor şey getirin diyor. Bir hediye getirin. Şimdi bütün öğrenciler her yere dağılıyor hocalarına en güzel çiçeği getiriyor. En iyisini getiriyor. En iyisini getiriyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de elinde kırık böyle bir kurumuş bir şeyle geliyor. Çiçekle geliyor. Bunun sebebini soruyorlar. Diyorlar bak hocamız bunu çok seviyor ama biz en iyi çiçekleri getirdiğimiz halde o gitmiş kurumuş, kopmuş bir çiçeği getiriyor. Onlara göre basit bir şey basit getirdi. Bir şey. O da diyor ki niye oğlum diyor böyle bir çiçeği getirdin diyor. Bütün canlılar diyor efendim Allah'ı zikreder. Onların diyor o zikrinden alıkoymamak için bu zikirden ara vermiş bu çiçeği ben size diyor getirmek istedim. Burada da hakikaten dediğiniz o Allah'la olma bilinci, Allah'ı hatırlama. Hı. Yani biz bugün her ne kadar diyelim bir canlının, hayvanların, ağaçların Allah'ı zikrettiğini duymuyorsak bile o Allah'ın var olduğuna inandığımız zaman mesela en azından Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيهَهُمْ Her şey Allah'ı zikreder. Siz onun şeyini anlamazsınız, tesbihini anlamazsınız. Bu da tabii ahlaklı davranmada
bir müeyyide oluyor. Yine dediğim gibi hep müeyyide üzerinden devam ediyoruz ama bu müeyyideler bize belirli bir olgunluk kazandıktan sonra artık böyle müeyyidelere ihtiyaç duymadan ahlaklı davranabiliriz. Hocam müeyyide derken hani orayı açalım. Ahlaki yaptırım ya da bir ahlak kuralı şeklinde bize dayatılan değil. Altını çizelim. Evet çok güzel hocam. Bedenimize, ruhumuza işlenmiş bir ahlaki tabiattan söz ediyoruz bu noktada. Burası çok önemli. Hemen sizi biraz dinlendirmek adına sizin de bıraktığınız yerden, hani Orhan hocamın bıraktığı yerden Enes hocam, bütün varlıkların bir ahlaki tabiatının olduğunu ifade etti Orhan hocam. Yani bu evren ve ahlaklılık denildiğinde aslında bu işleyişin, düzenin, nizamın kendisi de zaten başlı başına bir ahlaki tabiat ortaya koyuyor. Yani biraz şöyle kısaca açabilir miyiz bunu? Yani hocam, evrendeki değineceğiniz mutlaka konular var. Hocamınkilerden o yüzden açın diye ben söyledim. Hocam zaten çok güzel bir yere getirdi. Biz aslında başlangıçta ahlakın insan, hayat, fıtrat, yaratılış dedik. Fakat bütün bu fıtratın, bu yaratılışın, bu hayatın öznesini zikretmeyi erteledik diyelim. Evet, hocam da tam o özneyi zikretti aslında. Yani Allah ve ahlak konusuna mevzuyu getirmiş olduk. Aslında burada ihsan, iman, ihsan hadisini zikrettiği, hocamı zikrettiği hadiste yani o son ahlaka hasredilen, sufilerin ahlaka hasrettikleri son madde, ihsan nedir de Efendimizin cevabında evet biz Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen, her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor şeklinde. Burada bu ibadeti ben hocama da hatta onu soracak oldum. Yani bu ibadeti İslam'ın içerisinde zaten ibadet fıkıh dedik. Aslında bu üçüncü maddeyi davranışta bulunmak şeklinde. Bu ibadeti rahatlıkla davranışta bulunma. Yani insanın beşikten mezara kadar fiillerini yaptığı, komşusuyla ilişkileri, ticaretteki ilişkileri, hayatın bütün alanındaki ilişkilerini diğer insanlarla olan, hatta bunun içine diğer insanlar değil diğer canlıları da katıyoruz. Tüm varlıkları. Tüm varlıkları ve Allah'la olan ilişkisini de onu görüyormuşçasına yapmak. Yani onun varlığına dair herhangi bir şüphe duymaksızın onu görüyormuşçasına yapmak. Burada aslında ahlakın şu boyutu karşımıza çıkıyor. Yani ahlak meselesi bizim yaratılışımıza kodlanmış, davranışlarımıza işleyen bir fıtrat olarak adlandırdık. Peki bu fıtratın kaynağı, bu aslında yani modern dönemde aydınlanma sonrası Avrupa felsefesinde de tartışılan bir konu. Ahlakın kaynağı nedir meselesi? Din midir? İnsandaki bir yeti midir? Vicdan mıdır? Kalp midir? Yoksa toplumsal bir yaşamla birlikte mi ortaya çıkıyor? Hiçbir anlamı yok da ortak kültürle mi ahlak çıkıyor şeklinde. Farklı tabii tartışmalar kaynağına dair. İslam ahlak düşüncesinde biz ahlakın kaynağını tamamen yaratılış üzerinden ilahi olarak değerlendiriyoruz. Bu ilahi olarak yaratılışta bize verilmiş olan ahlak, yani Allah tarafından, aslında İslam dünyasında düşünürler şöyle bir sonuca. Bunda tabii ki Kur'an-ı Kerim'in başta ve Efendimizin sünnetinin büyük bir rolü var bu düşünceye varmada. Yani ahlakı Rabbi, kulun Rabbine benzer fiillerde bulunması gibi bir noktaya getiriyorlar. Hocam bölmek istemedim ama şimdi ne kadar hızlı aktı gitti program diyeceksiniz belki ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Ahlakın dini temeli ya da ahlakın kaynağı konusunda bir virgül koyalım. Tamam. Olalım. Evet sevgili izleyiciler, ilk bölümümüz hızlı bir şekilde akıp geçti. Hemen kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Devam edeceğiz inşallah. Thank you.
Evet sevgili izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Enes hocamla ahlakın kaynağı konusunu konuşuyorduk. Hocam hemen birkaç cümleyle toparlayalım. Evet, yani ahlakın kaynağı ile ilgili batıdaki tartışmaları bir kenara bırakırsak, burada hani çok onların ayrıntılarına girmek tabii, mümkün değil tabii. Zaten. İslam düşüncesinde ahlakın kaynağı yani ilahi imanla, Kur'an'la, vahiyle kayıt altına alınmış şekilde değerlendiriliyor ve bu noktada özellikle Müslümanların tasavvuf eliyle Sufi zümrenin geliştirdiği ahlakın kaynağını Allah'ın isim ve sıfatlarında, yani Esma-i Hüsna'da bulma. Allah'ın bu güzel isimlerini insanların da kendilerine bir ahlaki tabiat olarak elde etmeye çalışmaları olarak görüyoruz. Bunda yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız şeklinde ifade edilen hadis zikrediliyor. Yani burada Allah'ın ahlakını belki izleyicilerimizin de daha iyi anlaması için açmak gerekir. Yani burada ahlak kuralları deyince, Allah'ın ahlakı dediğimizde Allah da böyle bir kaidelerle falan sınırlı mı gibi düşünülebilir. Yani bunlar Allah'ın zatından kaynaklanan, yani iyilik, doğruluk, adalet, merhamet, hiçbir güç, dıştan bir güç Allah'a bu kuralları yaptırım olarak zorlayamaz. Onun tabii, zatı gereği tabii, var olan sıfatları. Tasavvuf zümresi de hocam zikredecektir. Bunları, yani Allah'ın her bir ismini, sıfatını kulun kendisinde temsil etmesi. Evet, evet. Hocam üzerinden. Bu noktada tabii evet. insana Allah'ın kendi ruhundan üflemesinin karşılığı evet. olarak da belki insanın tabii ki, ilahi Rabbinden aldığı evet. gönünü vurgulamakta da tabii. Fayda yani var. Yani o yaratılış üzerinden, yani Allah'ın yaratması, ruh üflemesi ve insanın da Allah'ın isimlerini kendisinde tecelli ettiren bir tecelligah olması. Evet. Yani bütün güzel davranışları, yani Allah nasıl merhametliyse merhametli olması. Burada bakın yani çok kısa sürede onlarca hadis zikredebiliriz bu konuda. Tabii. Efendimizin yani yerdekilere merhamet edin ki göktekiler size merhamet evet, etsin evet. Anlamında zikredebileceğimiz, yani bütün davranışlarımızı Allah'ın bizden istediği ve onun alemi yaratırken, kullarına rızık verirken nasıl bir fiil sergilemişse ona benzer fiiller sergileme gibi ele alınabilir. Evet, yani. Hocam hemen şunu da belirtmek istedim eklemek için. Allah'ın isim sıfatları sadece Allah'a ait olup onda kalmak suretiyle var olan isim sıfatlar değil. Aynı zamanda insanlara da yayılmak ve insanlarda da var olmak suretiyle insanı evet. yücelten evet, insanın sıfatlar. Pay alarak, aynen. o sıfatlardan pay alarak şeref kazandığı. Tabii o zaman evet. sevgili Allah izleyicilerimize katında. Şöyle bir not düşsek acizane haddimizi aşmış olmayız inşallah. Rabbimizin isim sıfatlarını saymak ya da ezberlemekle beraber o isim sıfatların anlamlarını ve evet. o anlamlara dair yaşam tarzlarının neler olduğunu edinmek evet. Evet. bizim için bir vazife olsun mesela bugün. Bütün evet. Afyon özelinde tüm bizi izleyen her nerede bizi izliyorsa insanlar o insanlarımıza böyle bir kardeş tavsiyesi, dost tavsiyesinde evet. bulunmuş olalım. Orhan hocam ne diyorsunuz? Siz tam bıraktığınız yerden ben devam edeyim. Çok buyurun güzel hocam. İlerledi. Şimdi inne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen men ahsaha dehelel cenne. Cenab-ı Hakk'ın 99 güzel ismi vardır. Kim onları ihsa ederse cennete girer. Şimdi bu isimleri ihsa etmek ne demek? Evet, açalım bizim, biraz. Bizim İslam düşüncesinde bunun üzerine farklı farklı şeyler söylenmiş. Bazıları ezberlemek denmiş. Bu küçük çocuklar için çok iyi. Mesela biz küçükken Kur'an kursuna gittiğimiz zaman hocamız şöyle derdi. 99 Esma-i Hüsna'yı ezberle cennete gireceksin. Bu çocuk için de güzel bir güzel yönlendirme. Bir, güzel yönlendirme. Ama biz sonra büyüdüğümüzde, diyelim yaşımız ilerlediği zaman biraz da okuduğumuzda anlıyoruz ki buradaki ihsadan sadece kastedilen o ezberleri, o sözleri ezberlemek değil. İslam alimleri Gazali bilhassa diyor ki, Bedevi, çöl Arabı da diyor bu isimleri ezberler diyor. Çok affedersiniz, hayvanlar da bu isimleri konuştuğun zaman duyar diyor. Ama burada marifet
o isimlerin muktezasınca, gereğince amel etmek. Ne demek mesela? اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ diyoruz. Allah rezzaktır diyoruz. Mesela bu isimle ahlaklanan bir kimse kış günü her yere kar yağdığında şöyle gönlüne düşer. Ya bu kuşlar ne yedi? Her yeri kar kapladı. Acaba bunun rızkını düşünmeye başladığı anda bizim sufiler diyor ki büyüklerimiz, bu Rezzak ismi artık bu kulda tam manasıyla tecelli etmeye başlıyor. Çünkü kurduğun kuşun halk tabiriyle her şeyin rızkını veren Allah. Yani bir insan diyelim sürekli Rezzak, Rezzak odur, rızık veren odur, rızık veren odur diye düşündüğü zaman o ismin ahlakıyla ne yapmış oluyor? Hocam, ahlaklanmış oluyor. Buyurun hocam. Güncele dair mesela örneğimizi, yani bu Rezzak sıfatını mesela güncelde bir patron, işveren günümüzde değil mi? Yani işveren çalışanlarına yani geniş manada onların rızkını veren Allah ama bir patron da onlara maaşlarını vermek bakımından rızık veren sıfatından pay alarak çünkü Allah çalışanın ona o patronluğu hakkını en ince detayına ve gününe kadar takip etmesi de aslında bu Rezzak sıfatına uymak demek. Hele hele de hocam şimdi tabii zor da bir süreçteyiz. İşte Rabbim bir an evvel daha güzel günleri nasip etsin inşallah. İnşallah. Hızlı bir gelecek de. Daha da önem kazandığı için hani ona da vurgu yapalım istedim. Hocam buyurun. Şimdi bu isimler sayesinde Cenab-ı Hak'la insanlar tabii o tenzihi yönlerini aşmamak suretiyle sıcak bir ilişki kurma şansına sahip oluyorlar. Ne diyoruz? Allah saburdur. Çok çok sabredendir. Şimdi bir insan çok sabrediyorsa o ismin ahlakıyla ahlaklanmış oluyor. Kerimdir. Cömert demektir. Çok ihsan eden. O ismin ahlakıyla ahlaklanmış oluyor. Dolayısıyla bizim yapa geldiğimiz her iyi fiilin bir ilahi isimde neyi var? İşte kaynağı var. Enes hocamın az önce bıraktığı yerdeki Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma meselesi. Bu. En somut şekliyle Rabbimizin isim sıfatlarının tecellisi olabilecek insani davranışların sergilenmesi. Bu bize Adem babamızdan miras. Ne diyor Cenab-ı Hak? وَاَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Buna melekler mazhar olmadı. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Evet. Bizim sufiler genelde bu isimlerle ahlaklanmayı, Allah'ın isimlerine mazhar olmayı anlıyorlar. Orada hemen hocam kısaca altını bir daha çizelim. Hep işte Allah Adem'e eşyanın ismini öğretti der geçiveririz zaman zaman. Bir daha orayı hocam söylerseniz. Yani o anlamı içermekle beraber Allah Teala kendi isimlerinin bütününü Adem Aleyhisselam'a yükledi. Evet. Burası yani, çok çok önemli. Dolayısıyla bu yüklenme sayesinde de onun yeryüzündeki halifesi oldu. Evet. Yani şöyle diyor ayette. Ve izkale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım dedikten sonra Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş oldu. Yani halife kılınmakla Allah'ın isimlerine mazhar olmak arasında yani irtibat. Yani orada öğretilen eşyanın isimleri ya da orada öğretilen isimler nedir sorusunun en güzel cevabında ahlak diye ifade edebileceğimiz bir yaşam biçimi ortaya koyan güzel isim sıfatların olması noktasına vurgu yaptınız. Çok önemliydi. O yüzden ben bir meleklerden ayrıldığımız nokta da şu. Melekler şu tabiat üzerine yaratılmış. Yani kötülük yapma şansları yok. Evet. Ama bize bir irade biçildiği için bizim üstünlüğümüz de bütün bu ahlaki erdemleri bir irade vasıtasıyla zuhur etmek. Yani bile isteye yapmak. Bile isteye ahlaksızlık yapabiliyor iken ahlaklı davranmak. Mesela bir şeyi çalabiliyor iken çalmamak, yalan konuşabiliyor iken bunu yapmamak. Yine az önce de hani ifade ettik ya hocam, tabiatımızda bulunan bizimle birlikte varoluşumuzu oluşturan aslında bu unsurlar hani bir dış yaptırım değil, bir iç tezahür, bir iç oluşum aslında. Belki bu noktada buna da vurgu yapmakta fayda var. Vicdan olarak aslında tabiatımızda iyilik var dedik. Hocam onu soracaktım. Sorayım da öyle. Hani din vicdandır ya da din vicdanda olandır ya da din vicdana tabi olmaktır söylemini de açarsak bu noktada hani yani oraya gireceksiniz zaten. Bizim işte başlangıç programın başlangıç kısmında zikrettiğimiz ahlak insanın tabiatında, mizacında olandır dedik. Yani bunu tabii ki ahlak derken güzel ahlak kastederek söyledik.
Bu bakımdan yani iyilik, doğruluk, adalet, merhamet insanın tabiatında var. Pek tabii hocamın zikrettiği üzere bunların her biri meleklerin tabiatında da var. Hı hı. Fakat meleklerde bunun dışına çıkmaya yönelik bir tabiat yok. Evet, İnsan aslında belki o ortada olup yani zıttını da yapabilme imkanına sahip olup iyiliği tercih ettiği için burada değerini kazanıyor. Tabii. Ve bir halife olarak yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada bu iyi ve kötüyünün arasındaki tercihlerimizi biz işte o sizin zikrettiğiniz vicdan üzerinden. Hı hı. Ve bu vicdan mekanizması da yani insanların tamamına Allah tarafından verilmiş bir mekanizma. Bu verilmeyi de az önceki reklamlardan önceki kısımda zikrettiğiniz yani insana ruhundan üfleme ya da az önce hemen zikrettiğimiz insana ruhundan üfleme. Yani Allah'ın insanı yaratma sırasında ona kendisinden bir canlılık vermesinde bulabiliriz. O yüzden de bütün insanlarda var ve bütün insanlar bu vicdana kulak verdiğinde ahlaka, sağduyuya göre hareket etmiş oluyorlar. Bunun dışına çeşitli yaşam formları, kültürle birlikte bunun dışına çıkıldığına günümüzde belki çokça şahit oluyoruz. Bu bakımdan bir büyüğümüzün dediği gibi yani içinde yaşadığımız çağ bir ahlak yangını olarak adlandırılabilir. Yani insanlığın yani İslam'ın, Müslümanların değil insanlığın hasretini çektiği şey ahlakın hakim olduğu toplumsal bir yapı. Ahlakın hakim olduğu bu toplumsal yapıda işte güç dengeleri, işte paranın bir yerde toplanması ya da gücün bir yerde pek çok toplanması farklı nedenden gibi. Dolayı insanı ve yaşamını zorlayan şeylerden kurtulacak. Ahlaksızlığa doğru kaymayı daha kolaylaştıran tıran etmen var. Buna rağmen yine ahlaklı bir tabiatımız var ve onu korumak zorunda olan bir Müslüman kitle ve bir şekilde her zaman o tabiatını öne almasını istediğimiz bir insan topluluğudur. Müslüman topluluk yani, denildiğinde. Bu vicdanın yani şu aslında izleyicilerimizin de belki aklına gelecek bir sorudur. Yani vicdanın sesi madem ki bütün insanlarda var niçin duyulmuyor? İşte yani hocam, o vicdanı işitmeye yönelik yani o vicdanı duyabilmemizi engelleyecek çok fazla dışta bir gürültüye maruz işte kalıyoruz. İşte o bazılarının kalplerinin kararması ya da bazılarının kalplerinin kas katı kesilip de vicdanının görmezler, sesini duymazlar. O son kısımda ifade edilen. Hocam çok çok teşekkür ederim. Yani o nokta çok önemliydi. Tabii şimdi zaman o kadar hızlı bir şekilde akıyor ki bir konuya daha da temas etmek istiyorum. Özellikle Orhan Hocam'a sözü vereceğim hızlı bir şekilde. Buyur. Hocam baktığımız zaman hani Kur'an-ı Kerim'de biz bir bütünlük içerisinde iman, ibadet ve ahlak üçlemesi diyelim. Üç ayak bunlar. Bir elin parmakları kadar böyle hani belirgin bazı formel ibadetler yani namazdır, oruçtur, zekattır böyle bir elin parmakları kadar ama ahlak dediğimiz yapı o kadar büyük ve genel bir yapı ki hepsini aslında kuşatıyor. Ben özellikle öğretmenlik yaptığım süreçte öğrenciler de çok soru sorarlardı bu noktada. Onlara da hep şey derdim yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek bu ibadetler aracılığıyla ahlaklı bir tabiatın ortaya çıkmasını sağlayan araçtırlar. Tabii. Derdim hani bu konuda hani Kur'an'da tabii çok fazla kez Rabbimiz namaz kılın ve zekat verin oruç tutun diyor ama hani onların haricinde bakıldığı zaman 6600 küsur ayetin içerisinde insan ilişkilerini ahlakı tanımlayan o kadar geniş bir çerçeve var ki bitirirken artık programın sonlarına doğru bu bölümle mevzuyu tamamlayalım istedim. Buyurun hocam. Çok güzel yere konu intikal etti. Şimdi mesela bir büyüğümüz ahlak yangını var dedi. Hakikaten büyükler bu şeye çok dikkat ediyor. Yine çok büyük saydığımız, gördüğümüz büyüklerden Yunus Emre yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyerek bütün bu ibadetlerimizi, fiillerimizi, orucumuzu, zekatımızı, bütün bu fiilleri yaparken acaba yaradandan ötürü yaradılanı dikkate alıyor muyuz? Mesela diyelim bir koyun kesme, kurban ibadeti ki yaklaşıyor. Bu nasıl bir ibadet? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لِحَامُهَا وَلَا دِمَاءُهَا
وَلَاكِنْ يَنَالُهُ takva. Size Cenab-ı Hakk'a onların etleri ve kanları ulaşmıyor. Sizin Allah'a olan saygınız, takvanız ulaşıyor. Burada hakikaten yine tekrar şeyi hatırlıyoruz. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Yani o isimleri dikkate aldığımızda, Allah'ın güzel isimlerini dikkate aldığımızda bütün yapıp ettiğimiz fiiller bir amaca doğru siz zikrettiniz. Nasıl ki öğrencilere namaz kılıyoruz bir amaçtan dolayı. Bu nedir? Hakk'ın rızasıdır. Hı-hı. Oruç tutuyorsun bütün bu amaçtan dolayı. Mesela ben diyelim bir kurban kesiyorum bu Hakk'ın rızası için ama Hakk'ın rızası için Hakk'ın yarattığına eziyet ediyorum. Mesela oruç tutuyorum kendi nefsim ben oruçluyum sağa sola kötü şeyler söylüyorum. Bu ne olmuş oluyor? Yerine gelmemiş oluyor. Burada temel ilke ne olmuş oluyor? Kişinin kendisi bir bilinç halinde bulunması, bir yere odaklı olması, bu odak namaz değildir. Bu odak oruç değildir. Evet. Bu odak namazın, orucun sahibi Hak'tır. Ve insanoğlu her zaman yüzünü namaza çevirdiğinde Hakk'a çevirdiğini düşünmesi lazım. Yoksa sonra araçlar amaçsallaşır ve mecrasından çıkmış olur. Çok teşekkür ederim. Ben de aynen bu noktaya vurgu yapın diye bu soruyu gündeme getirmiştim. Bizim yine verebileceğimiz önemli mesajlardan birisi bu noktada her şeyi Hakk'ın rızasına dönük bir tabiatla yapmak, ne yapıyorsak bunda mutlaka bir hayır çıkacaktır eğer bu şartı gözetiyorsak. İnşallah. Enes Hocam sizin de bu konuda söyleyeceğiniz hocamın belki zikredecekti, akış içerisinde zikretmedi. Ben onu söylediğimde belki tamamlayacaktır inşallah. Yani Efendimizin, biz kendi aramızda da sohbet ederken hep söylüyoruz. Yani Efendimizin ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisi aslında belki insanların çokça üzerinde düşünüp tefekkür edip ve davranışlarını da bu ölçüde bir düzene sokması gereken bir hadis. Çünkü Efendimiz ben yani burada şey anlaşılmasın. Yani ibadetleri biz dinin kenara atılması gereken şeyleri olarak söylemiyoruz. Tabii sizin hocam biz programın başından beri, programın başından beri bir birliktelikten. Evet, evet. Birliktelik. Yani siz bir zaten böyle kenetlenmişlikten söz ediyoruz. Evet. İman, ibadet, ahlak. İbadet, ahlak. Az önce çok güzel zikrettiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'de onlarca kez namazınızı kılın, zekatınızı verin geçiyor. Fakat bunlarla birlikte Efendimiz'i de bize sadece namaz kılmayı öğretecek, zekatı vermeyi gösterecek bir yani memur gibi onun değerini düşürmememiz gerekiyor. Evet. O bize ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Evet. O zaman Efendimizin hayat yani sabah uyandığında akşam tekrar yatana kadar ki bütün bir günü içerisindeki o davranışları komşusuyla, dostlarıyla, eşiyle, çocuklarıyla olan ilişkisi aslında ahlakın sahası oluyor ve onlar yani hatırlatma olarak söyleyelim ya bunlar önemsiz taraf değil. Yani Efendimizin hayatının en önemli yönleri oralardan da o örnekleri almak aslında ahlakın İslam düşüncesinde güzel ahlakı güçlendirme anlamında zikredilmesi gerekiyor. Yani bütün peygamberlerimiz başta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere ve o gelenekten o günlerden bugüne kadar İslam düşüncesi diye ifade ettiğimiz düşünce dünyamızın içerisinde aslında bugünden bakıldığında geçmişe ve gelecek adına da zaten çok önemli örnekler var. Yani hem felsefe dünyamızda ki ben bu konuda felsefi dünyaya biraz haksızlık yapıldığını inananlardanım, düşünenlerdenim. Aynı alandanız haliyle biz Enes Hocam'la özellikle bölüm olarak da birlikteyiz fakültede. Bizim biraz serzenişimiz de olur hocam bu konuda hep. Biz biraz böyle üvey evlat muamelesi görür gibi oluyoruz ama biz de özellikle bu noktaya da belki hani programımızın temel konusu değil ama bizim İslam felsefe düşünce tarihimizin içinde de ahlak denildiğinde böyle çok güzel çok önemli örnekler var. Çünkü hocam yani hem felsefeci olmak hem filozof olmak hem de Müslüman olmak zaten birlikte ele alındığında bunları düşünmeden edemezsiniz. Evet, yani bu imkansız. Evet, evet. O yüzden buna da değinmekte fayda var diye düşündüm. Yani şöyle söyleyebilirim ben de.
Yani Türkiye'de akademiyamız, akademik camiamız Cumhuriyet tarihinde çok genç. Yani 1930'lardan itibaren üniversite teşkilatının kurulduğunu söylersek bugün 2000'lerde yani bir kültür tarihi için çok yakın yani genç bir akademiden bahsedebiliriz. İlahiyat araştırmaları da aynı şekilde daha yeni. Yani önümüzdeki yıllarda belki İslam düşüncesinin o uzun koridorlarında daha fazla mesai daha fazla geçirildiği mesai. Zaman tamam, daha iyi felsefenin evet yani inşallah. Felsefi düşüncenin de İslam düşüncesinin bir parçası olduğu daha iyi anlaşılacak diyebilirim. Evet. Hocam şimdi tabii program zaman da akıp geçiyor. Çok güzel bir sohbet oldu. Bence son bir iki dakika civarında bir zamanımız var. Hemen şöyle son vermek istediğimiz mesajlarla bitirelim. Orhan Hocam'la başlayalım. Sonra Enes Hocam tamamlasın. En son ben de toparlayıp programı kapatacağım. Orhan Hocam buyurun. Yani bugün... ilk önce Allah'tan hem kendime hem bütün dinleyenlere yani güzel ahlaka sahip olmayı, bu güzel ahlaka sahip olmayı da içselleştirmeyi, yani kolaylıkla bu ahlaki erdemleri sanki bize yüklenmiş zorla değil, kolaylıkla yapmayı istiyorum. Dolayısıyla hem bilgide amelde bütünlük olmak bizim için gerekli. Buna doğru bir hayat yaşamayı cümle dinleyicilere tavsiye ederim. Tabii inşallah. Amin diyelim hem dua niyetiyle. Enes Hocam buyurun son cümlelerinizi yani, alalım. Yani ahlak konusu tabii ki kapsamlı bir alan. Daha başta şeyi söyledik yani hem kelamın hem tasavvufun hem felsefenin ahlaka dair düşünceleri. Burada tabii sınırlı bir sürede hepsini ele almak kolay değil. Devam ederiz fakat hocam inşallah. İnşallah. Başlangıç olur. Bugün hocamla birlikte, muhterem hocamla birlikte ve sizin katkılarınızla daha çok İslam düşüncesindeki ahlakın genel çerçevesini çizmeye çalıştık. Kur'an ve sünnet merkezli, ahlakın kaynağına kısmen değindiğimiz. Bu çerçevede de yani ahlakın aslında benim de tabii programdan çokça istifade ettim sizden hocamın söylediklerinden. Yani ahlakın o Allah'ın isimlerini yansıtmak bir tecelligah yani bunu tasavvufta belki ayna metaforunu kullanıyorlar. Yani Allah'ın güzel fiillerini, güzel isimlerini fiil olarak hayatımızda yansıtmak. Bu da tabii hayatın her alanında bir patronun işveren olarak çalışanlarına, bir hocanın talebelerine, öğrencilerine. Bu ahlakı inşallah başta biz, bu da hocamın zikrettiği gibi ilim amel bütünlüğü. Evet. Yani bildiklerimizi uygulamaya geçirmeyi hepimize Allah nasip etsin. Amin. Diyorum. İnşallah. Çok evet, sevgili çok izleyiciler güzel bir çok program oldu kanaatindeyiz. Üçümüzde. İnşallah istifade edilesi bir program olmuştur. Hocalarım çok güzel özetleyen cümleler kurdular. Ben hani onun üzerine çok fazla detay bir şey söyleyemeyeceğim ama kapatırken ben de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma noktasında ve sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi hocam isimleri eyleme, fiile dönüştürmek suretiyle bilinçli bir yaşam nasip etmesini Rabbimizin bizden diliyorum ve bir başka programda buluşmak dileğiyle inşallah sevgili izleyiciler Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.